Tabii ki şu an Türkiye'nin her yerinde sağlıkçılarımız bizler için uğraştığı için biz de onlara bir destek vermek amacıyla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci en büyük dönme dolabında sağlıkçılarımızı alkışlıyoruz diye bir yazı yaptık. Ve aynı zamanda bundan sonra evde kal Antalya'm, evde kal Türkiye'm diye yazılarımız devam etmekte. Biz de bu kampanyaya bir destek olmak istedik. Çok güzel tepkiler aldığımıza inandırıyoruz. Biz insanları da bilinçlendirmemizi de düşünüyoruz. Çünkü bazı insanlarımız bu konuda sorumsuz olabiliyor. Ama biz böyle bir yazı yayınlayarak hem sağlıkçılarımıza destek hem de insanların evde kalmasını istiyoruz. Ülkecek hatta dünya olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Antalya'mızın simgelerinden birisi olan dönme dolapta sağlık çalışanlarımız için bir yazı yazılıyor. Ben de kendi çapımda buna destek olmak istedim. Kendim de polis çocuğuyum. O yüzden sağlık çalışanlarımızın ailelerinin tüm kaygılarını anlayabiliyorum. Yani şu da zor günlerde elimden ne gelirden ziyade hepimiz kendi mesleğimizde veya işte çevremizdeki yaşlı insanlara ya da hasta insanlara dışarıdan bir market ihtiyacını karşılamak bile çok önemli. Zaten bu virüsün bence bize en çok hatırlattığı şey birlik ve beraberlik duygusu. Buradan tüm sağlık çalışanlarımızı selamlıyorum. Evet, hızlıca evden çıktım. Ondan sonra şeyi düşündüm, yani ben de kendi mesleğim açısından insanlara belki bir motivasyon olur diye. O da sosyal medyada çok ilgi çekti. Umarım yani onların ailelerine de biraz olsun motivasyon olmuştur. Buna dediğim gibi sadece bir alkış olarak bakmamak lazım. Elimizden ne geliyorsa birlik ve beraberlik içerisinde tüm meslek gruplarına onlara destek olmamız lazım.